Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür Çetin kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte böyle bir yeni bir video yapmak istiyorum. Bu videomda böyle kullandığım hoşuma giden ve hani hangi açılardan beğendiğim hangi açılardan beğenmediğim bazı ürünleri tanıtmak istiyorum. Bu şu anda elimde görmüş olduğunuz bir aslında USB çoğaltıcı. Biliyorsunuz USB'den bağlanan cihaz sayısı arttıkça bu tarz aksesuarlarda ihtiyacımız da aynı oranda doğru orantılı olarak artıyor. TP-Link'in bu UH720 isimli ürünü. Bunun farklı farklı varyasyonları var. Bu en üst modellerinden bir tanesi arkadaşlar. Üzerinde 7 tane, yanlış duymadınız tam 7 tane USB 3.0 bağlantısı var. E, ve aynı zamanda 2 tane de, hemen şöyle o, o 7 tane bu tarafta görüyorsunuz şu anda. Şöyle göstermiş olayım. Şöyle yapalım. Netliğimiz de yapılmış olsun. 7 tane ön tarafta bulunuyor. 2 tane de, bunlar da sarı renkli. Görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Bunlar da sarı renkli. İki tane daha USB var. Yani toplamda 9 tane USB çıkışımız oluyor. Ama bu 7 tanesi normal bilgisayara, bilgisayara bağlayacağımız şekilde çalışırken bu iki tanesi sadece şarj için kullanılıyor ve 2.4 ampere kadar çıkış veriyor. Zaten üzerinde de yazıyor. Enteresan bir ürün. Bunu ben yıllar önce bir şekilde testim gelmişti ya da ben mi almıştım hatırlamıyorum ama Güzel de bir ürün bu. Tabii böyle görüyorsunuz bunu ama bunun bir de adaptörü var. Şimdi karışık bir yerde o yüzden çıkarmadım onu. Bayağı böyle bilgisayar adaptörü gibi bir adaptörü var. Güç alması gerekiyor. Bu kadar çok USB olunca tabii ki ister istemez bir güç kaynağı gerekiyor. O adaptörü taktıktan sonra kullanabiliyorsunuz. Yani bu taşınabilir bir ürün değil arkadaşlar. Ben şimdi evde bilenler biliyordur. Monster bilgisayar kullanıyorum. dizüstü bilgisayar. Onu her yere hem iş yerinde hem evde aynı bilgisayarı kullanıyorum. Başka bir bilgisayarım yok yani. Hani bazı arkadaşlar evinde diz, masaüstü oluyor. Dışarıda dizüstü kullanıyor. Ben de öyle değil. Ben hem evde hem dışarıda hem iş yerinde her, her yerde aynı bilgisayarı kullanıyorum. Ama tabii çok fazla bağlantı yapmam gerektiği için USB USB'den. Örneğin klavye bağlıyorum. Ee, başka şeyler bağlıyorum. Disklerim var. E, joystick mesela bazen Microsoft Flash Simulator oynuyorum. Ona joystick takmam gerekiyor. E, sonuçta takdir edersiniz ki bilgisayarın üzerinde 3 tane USB var. Bir de tip tip C olan var. Onunla beraber 4 tane var. Yetmiyor. Hal böyle olunca böyle bir cihaz e, ciddi manada benim ihtiyacım oldu. O yüzden aldım kullanıyorum. USB 3.0 desteği sunduğu için de hızlı aktarım da yapabiliyorsunuz. Bu benim hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi. Ama az önce de söylediğim gibi ne yazık ki bu cihaz taşınabilir değil. Yani taşınabilirden kastettiğim elektriğe ihtiyacı olduğu için, 220 volt'a ihtiyacı olduğu için. Hani böyle ben dışarıda alayım kullanayım diyecekseniz bu sizin işinize yarayacak bir ürün değil arkadaşlar. Bu hani mobilken kullanı kullanılamıyor ne yazık ki. Ama siz normalde böyle bir şey ihtiyacınız varsa öyle ürünler de var bu arada ama 7 tane olmuyor onların bağlantısı. Çünkü belli bir sayıdan sonra genelde 3 ya da 4 bildiğim kadarıyla mutlaka bir güç kaynağı gerekiyor. Yani 4 tane ya da 5 6 7 ya da çıktıkça bir güç kaynağına ihtiyacınız oluyor. O da bir adaptör oluyor ne yazık ki. O yüzden bunlar böyle çok hani portable dediğimiz cihazlardan değil, taşınabilir ürünlerden değil ama ben zaten öyle bir derdim de olmadığı için rahat bir şekilde evde kullanıyorum. Şarj olayı çok hoşuma gidiyor. Yani bunu ta bunlara taktığınız kablolar yardımıyla istediğiniz telefon ya da benzeri aksiyon kamerası şudur budur ne varsa artık şarj edebiliyorsunuz. Bu bilgisayar tarafından görünmüyor. Yani bu bence güzel olmuş. Sadece şarj için kullanılan USB var. iki tane bunları ben sürekli kullanıyorum. Yani farem var, şuyum var, buyum var, bir sürü cihazım var. Onları şarj etmek için buradaki çıkışları kullanıyorum. Bu da iyi oluyor bence. 7 e, tane de USB 3.0 olması da güzel arkadaşlar. 7'ye kadar da işte harici disk bağlıyorum, klavye bağlıyorum, başka cihazlara bağlıyorum. Yani bilgisayara bağladığımda portların dolduracak olan her şeyi buraya takıp güzel bir şekilde kullanabiliyorum. O yüzden çok hoşuma gidiyor. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Yani böyle ihtiyacı olan varsa bu tarz bir ürün var. Farklı farklı markaların da var. Ben elimde bu olduğu için bunu söylüyorum ama farklı markaların da benzer ürünleri vardır. Bulabilirsiniz internette şurada burada. Ama bu işin bu cihazın temel görevi USB çoklamak yani bir tane bağlantıyı burada 7 tane çeviriyor. 2 tane de şarj için olduğu zaman sayarsak hepsinin 9 tane USB bağlantınız olmuş oluyor. Çok fazla USB cihaz sahibi olanlar için bulunmaz bir nimet gibi bir cihaz bence bu. Öneririm eğer böyle bir ihtiyacınız varsa e, ve sabit bir yerde de kullanacaksınız. Yani evde olabilir, iş yerinde olabilir ya da başka bir yerde olabilir. Sabit bir noktada kullanacaksanız bu tarz bir cihazı kesinlikle öneririm. Eğer mobil istiyorsanız az önce söylediğim gibi işte normal USB bağlantısı olanları var, tip Cye bağlantısı olanları var. Onlardan bir tanesini kullanabilirsiniz. Bunun bağlantısı bilgisayar olan bağlantısı cihazın üzerindeki micro B dediğimiz, micro B dediğimiz bağlantı bilgisayarda normal bağlantımız var. O da işte tip A dediğimiz standart bilgisayar USB bağlantısı var. O da kutusundan çıkıyor, adaptör de kutusundan çıkıyor alıp istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ben bu videoyu çektiğim işte Eylül ayının ortalarındayız şu anda. Tarih itibariyle bu ürünün fiyatı 360 lira civarındaydı. Yüksek mi? Evet birazcık yüksek ama hani yaptığı iş açısından değerlendirdiğimizde bence her bir kuruşunu hak eden çok güzel bir cihaz olmuş. Söylediğim gibi bence tek negatif tarafı, hani negatif demeyelim ama taşınabilir olmaması. Bunu her yere götüremiyorsunuz. Mutlaka 220 volta ihtiyacınız var. O bakımdan hani taşınabilir bir şey istiyorsanız bu siz için uygun olmayacaktır. Taşınabilirlikten kastettim de alıp bir yere götürmektir. Kullanabilmek anlamında bir taşınabilirlikten bahsediyorum. Bazen burada söylediğimiz yorumlar yanlış anlaşılabiliyor. O yüzden öyle bir şey isterseniz 220 volt yerine normal bilgisayardan güç alanları tercih edebilirsiniz. Ki belki de vardır da bilmiyorum. Yani 7 bağlantısı olup da USB'den çıkış, USB'den güç alan cihazları varsa bu videonun altında yazın yorum olarak hani biz de öğrenmiş olalım. Ben görmedim. Baktım ben açıkçası ama görmedim. Yani belli bir sayıya kadar var. 3-4'e kadar var ama daha yüksek USB bağlantıları olduğunda ne yazık ki e, harici bir adaptör de kullanmak gerekiyor. Bu da öyle bir ürün olmuş arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Şöyle elimde görmüş olduğunuz TP-Link'in USB çoklayıcı cihazını nasıl kullandığımı, ne işe yaradığını, ne gibi özelliklerin olduğunu anlatmaya çalıştım. Sizin de konuyla ilgili yorumunuz varsa, ya şöyle bir yorum var, bu daha uygun, daha güzel, aynı işi görüyor falan gibi yorumlarınız varsa videonun altında benimle paylaşabilirsiniz. Bu tarz video açıp bana yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda kanalıma abone sizdir diye tahmin ediyorum ama olmayanlar varsa Lütfen abone olmayı unutmasın. Açıklama kısmında da küçük bir link bırakıyorum. Direkt tıklayarak abone olacaksınız. İsterseniz şurada galiba yanlış hatırlamıyorsam şu tarafta çıkacak olan e, ikona da tıklayarak abone olmanız da mümkün arkadaşlar. İstiyorsanız beni aynı zamanda sosyal medya hesaplamalarını takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.